Yakın Doğu'dan merhaba. Bugünkü konuğumuz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ersan Ersoy. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaklaşık bir ay önce sizinle bir program çekmiştik. E, o günden bugüne bir ay geçti. Çok uzun bir zaman değil ama e, Diş Hekimliği Fakültesi'nde birçok gelişmeler oldu. O günden bugüne değil mi? Evet. E, klinikler başladı hizmete. Evet, 1 Ekim 2007 Hı -hı. tarihinde isterseniz hatırlatma olsun evet. diye oradan başlayayım. Hı -hı. 1 Ekim 2007 tarihinde biz eğitim faaliyetlerimize başladık. Hı -hı. Ee, 45 öğrenciyle. Hı -hı. E, bunlardan 33 tanesi Türkiye'den ÖSS kaynaklı. Hı, -hı. 5 tanesi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kontenjanı ve 7 tanesi de yurt dışı e, kaynaklı. Yurt dışı hangi ülkelerden geldiler hocam? E, İki Azerbaycan, ha. bir Ürdün, ha. Bulgaristan'dan, İngiltere vatandaşı, yine bildiğiniz gibi. Bizim eğitim dilimiz Yüksek Öğretim Kurulu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu'nun verdiği eğitim dili Hı -hı. Türkçe. Türkçe. O nedenle Türkçe konuşan ülkelerden gelen öğrenciler ama biz Türkçe konuşmayan ülkelerden gelen öğrencilerimiz için de hazırlık sınıfı oluşturuyoruz biliyorsunuz üniversitemizde. Yani Türkçe hazırlık sınıfları var değil mi? Tabii Türkçe hazırlık Hı -hı. isteyen öğrenci hazırlık okuyarak ondan sonra o sınavı başardıktan sonra fakülteye Hı -hı. devam edebilir. Ee, onlar kendi ülkelerindeki e, sınavları geçerek ve Hı -hı. eğitim e, notlarını, orta öğretim Hı -hı. E, notlarını e, hazırlayarak geliyorlar. Hı -hı. E, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenciler, bizim öğrencilerimiz e, en yüksek 5 öğrenci, en yüksek puandan 5 öğrenci geldi. Hı -hı. Evet. Biz e, Şubat'ta sömesi arası verdik. 18'inde ikinci döneme başladık. İlk döneminiz bitti. Hayırlı evet. uğurlu olsun. İlk Nasıl dönem. geçti hocam? Araya bir soru sıkıştırdım ama. <laughs> Çok güzel geçti. Hı. Ben e, tabii ilk öğrencilerimiz. Evet. Yeni başlayan bir fakültede e, yeni donanımla, yeni hocalarla hı hı. ve öğrenciler de bunun farkında. Ben bunu bu elektriği onlardan alıyorum. E, her şey yeni. Her şey yeni. <laughs> Öğretmenler, e, hocalar onlara çok ilgililer. Hı hı. E, yine bu arada o sorunun ben devam ben de bir olabilir. cevap sıkıştırayım. <laughs> evet. E, şu anda 30 tane öğretim elemanı, evet. akademik personel var evet. fakültede. Hı hı. Bunlardan e, 6 tanesi profesör. Hı hı. Öğretimi ise daimi, e, tam hı hı. gün çalışan yani profesör. Yani öğrenci sayısıyla neredeyse eşit bir düzeyde öğretim hemen görevlisi hemen var hemen yani hemen. 30 dersse 45 öğrenci. 45 öğrenci. Yani bir buçuk öğrenci bir e, öğretim, öğretim üyesi, üyesi düşüyor. Eee İlk yıl meslek dersleri, tek meslek dersimiz vardı diş ilgili. O da benim dersim. Ama o dersleri de Ankara'dan da burada hı hı. E, olan hocalardan da katkılarla hı hı. sürdürüyoruz. Laboratuvar çalışmalarına başlamışlardı. E, üç ders e, temel tıp dersi. Bu sene birinci sınıfta anatomi, tıbbi, biyoloji ve biyokimya dersleri var. Hı hı. O hocalarımız Ankara Üniversitesi'nden gelen hocalar. Hı. Düzenli olarak ama böyle... E, Ayda bir, iki ayda bir değil, her hafta düzenli olarak geliyorlar, hı hı. derslerini veriyorlar, ertesi gün kalıyorlar, ondan sonra Ankara'ya dönüyorlar. Bizim servis derslerimiz işte biyoistatistik gibi, hı hı. inkılap tarihi gibi, İngilizce gibi derslerde yakın doğu üniversitesinin, üniversitemizin kendi hocaları tarafından yürütülüyor. Hı hı. Hiç aralıksız, düzenli bir şekilde derslerimiz yapıldı, tüm hocalar düzenli şekilde geldiler hı hı. ve biz ilk dönemi tamamladık. Biliyorsunuz hı hı. bizim e, fakültemiz yıllık eğitim verir e, ve bir dersten kalan öğrenci ikinci seneye devam edemez. O yüzden böyle bir eğitim ağırlığı vardır. Yani bütün derslerini temizlemesi gerekiyor. Evet. Alttan dersi olmaması evet. gerekiyor. Yıllık eğitim en. veren bir okul olduğumuz için tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk Hı -hı. fakültesi bu özellikle fakülteler. Yani hiçbir dersini bırakmaması gerekiyor. O yüzden çocuklar biraz zorluk çekiyorlar ama... Ders çalışmaları gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Ama hepsi... Başarılı şu anda ilk dönem itibariyle hepsi başarılı Hı. ve ben bundan çok memnunum. Evet e, 30 kişilik bir kadro var dediniz hocam. Kimler var kadroda? E, söylediğim gibi yarım kaldı. 6 evet. profesör, profesör, 10 e, doktoralı diş hekimi, 10 araştırma görevlisi diş hekimi arkadaşımız var. E, bir de yine Kıbrıs'tan bize e, ilave olan 4 doktoralı diş hekimi arkadaşımız var. 30'a tamamlanıyor. Önümüzdeki ay içinde bir profesör, sonraki ay içinde bir profesör hocamız daha gelecek. 8 profesör Sekiz olacak. profesör olacak Çünkü hı hı. dersler, bizde birinci sınıfta sadece benim dersim vardır. Hı hı. Protez dersi. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta başlar bazı dersler. Hı hı. Ama o hocalar da bu sene içinde gelecekler ve göreve başlayacaklar. Biz hepimiz burada e, tam gün mesai yaparak çalışıyoruz. Artık yerleştik, evet. e, burada e, konulandık hı hı. E, ve bütün arkadaşlarım çok memnunlar. Hocam siz e, bir ekiple geldiniz. E, tabii ki Ankara büyük bir şehir. Kıbrıs'a gelince e, birazcık tereddütler yaşamışsınızdır. Alışabildiniz mi siz ve e, öğrencileriniz, ekip arkadaşlarınız? Herkes çok mutlu. Hı hı. Yani mutlaka yeni bir e, şehir yeni bir hı. hayat bunlar bizi etkiliyor hı hı. ama ben şunu söyleyeyim benim planım gelirken hı hı. E, her hafta sonu Ankara'ya dönmek e, işte orada ailemle görüşmek arkadaşlarımla görüşmekti ama ben şimdi ayda bir bile e, zorunlu olarak gidiyorum. Yani Gidemiyorsunuz demek ki, değil mi hocam? Gidemiyor musunuz çok, yoksa gitmek mi burada istemiyorsunuz? Burada kalmak, kalmak istiyorum. istiyorsunuz. E, tabii yeni bir oluşum e, Hı -hı. ortaya çıkarttık. E, onun için çalışmak gerekiyor. ve evet. Keyif olarak çalışıyoruz. Her geçen gün biraz evvel siz söylediniz. Her geçen gün yeni bir şey koyuyoruz üzerine. Evet. Gelenler bunu fark ediyorlar. Hı -hı. E, söylediğiniz gibi yılbaşından itibaren de kliniklerimizi açtık. Hı -hı. E, o da bize ayrı bir e, uğraş oldu. Çok önemli çünkü. Hı -hı biz önümüze koyduğumuz zaman kullandığımız materyalleri malzemeleri e, altyapıyı yüzlerce binlerce malzeme var. Bunların hepsinin tamamlanması çok önemli. Hı hı. Ufacık bir malzeme eksikliğinde Sıkıntılar ortaya çıkıyor. E Bunun için çaba göstermeniz Hı -hı. gerekli. Ama güzel bir çaba. Güzel evet. şeyler oluşturduğumuz için evet. güzel bir çaba. Altyapı dediniz hocam. E, teknik donanımlardan bahsedersek biraz. Diş Hekimliği Fakültesi'nde e, çok öne çıkan aletler var değil mi? Özel önemli aletler var. Evet. Yani bizim e, başarımız Hı -hı. E, tabii ki bilgiyle beraber, e, akademik bilgiyle beraber... E, Teknoloji ve malzeme ile ilgili. Evet. Biz e, her gün e, birçok misafir geliyor yakında doğu üniversitesine ve gelen her misafir fakültemizi gezmeye geliyor. Hı hı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz de oluyor. Her gelen fakülteye hayretler içinde ve büyük bir e, beğeniyle çıkıyorlar ve bunu çıkarken belirtiyorlar. Hı hı. E, şu anda dünya standartları neyse hı hı. teknolojide biz onu getirdik koyduk. Hı hı. Evet. Amaç öğrencilerimizin e, bu donanımla, bu donanımı görerek mezun olmaları. Yani aklınıza gelebilecek diş hekimliği teknolojisi ne varsa şu anda bizim fakültemizde var. Hı hı. E, bizim ilk muayene bölümümüz oral diagnoz ve radyoloji ana bilim dalında. Hı hı. E, her fakültede olması gereken aletler var. Mesela hı hı. bir panoramik radyografi cihazımız var. Tüm dişleri, çeneyi, e, çevre dokuları gösteren hı hı. E, büyük filmlerdir. Biz her gelen hastadan onu alıyoruz ve hastanın kimlik bilgisi olarak onu koyuyoruz. Evet. Sonra yapıldıkça her aşamada ona e, bir sonraki filmi ilave ediyoruz. Yani ilk muayenede hocam siz o filmi çekiyorsunuz. Mutlaka. Mutlaka çekiyorsunuz. Yani hani eski usul hasta gelip şu dişim ağrıyor e, deyip değil mi? Yani O şekilde Tabii. değil. Siz bir film çekiyorsunuz önce. Biz o filmi mutlaka alıyoruz. Hı -hı. Yani Her gelen, fakülteye her giren mutlaka Hı -hı. o filmle bir defa bütün rahatsızlıklar ortaya, ortaya konuyor. Hı -hı. Ondan sonra e, bununla beraber hastamıza bunu da söyleyeyim. Çünkü evet. bu da yeni bir şey. Evet. E, bir parmak iziyle kimlik tespiti oluşturdu. Kendi bilgi işlem bölümümüzle birlikte Hı -hı. üniversitemizin. E, hasta parmak izini veriyor. ...kimlik bilgileri, aldığımız ilk veriler o e, izle beraber kaydoluyor. Hı hı. Bu parmak izinin iki önemi var. Bir tanesi kimlik bilgisi, ikincisi de artık dünyada e, hasta onam formları mutlaka hastaya okutuluyor. Yani hı hı. hasta geldiği zaman kliniklere hı hı. kendisine yapılacak tedavilerin ne olduğunu ve kimin yapacağını öğreniyor. Hı hı. Ve onun eline bir form veriyoruz. Bu hem hı hı. dijital hem e, basılı olarak var. Onu okuyor. Ondan sonrasında hı hı. E, evet ben kabul ediyorum diyor ve parmak izini basıyor dijital olarak. Bu hı hı. onun onayı oluyor. Onay oluyor. Şimdi bir kimlik bilgisi 3 ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra geldiğinde direkt o parmak izini verdiğinde.